İDEF 2021'in yeni ürünlerinden biri UNIDEF ile Airos Mühendisliği'nin ortak geliştirdiği 12.7 milimetrelik gunpod. Gunpodlar hem helikopterlere hem uçaklara takılıyor ve özellikle terörle mücadelede yoğun olarak kullanılıyor. Bunun için herhangi bir ihracat kısıtlamasına girilmeden, çok hassas ve çok pahalı mühimmatlara gerek kalmadan 12.7 milimetrelik mermiyle hedefler ateş altına alınıyor. Gelin bu sistemi birlikte detaylı olarak tanıyalım. Biz gunpod projesini 2020 yılının Ağustos ayında başladık. Kendi öz kaynaklarımızla geliştirdiğimiz bir proje. Bu projede tüm havacılık standartlarına uyumlu bir çalışma yapıyoruz. Tüm dokümantasyonlar havacılık standartlarının bize dikte ettiği şartlara göre hazırlanıyor. Özel sektörün bu konuda yaptığı bence en iddialı projelerden biri. Şu anda detaylı tasarım sürecine başladık. Faz 1 bitti. İlk faz 1'de ilk konsept çalışmamızı yaptık. Bu konsept çalışmamızda atışlı testlerimizi icra ettik. Gerekli datalar toplandı faz 1'de. Şimdi Eylül ayından itibaren kritik tasarım sürecine başlayacağız. Bu da yaklaşık yıl sonunu bulacaktır. Tüm yer testleri burada tamamlanacak. Yer testlerinde EMI, EMC testleri, çevresel şartlar, bunların hepsi tamamlandıktan sonra faz 3'e, yani platform üzerindeki uçuşa uygunluk testlerine başlayacağız. Şimdi biz 2013 yılında Minigun'ı hava platformlarına entegre ederek başladık faaliyet hayatımıza. Türkiye'de yaklaşık 32 helikoptere 64 tane Minigun entegre etti ki bunlar bugün 4 farklı helikopter diyebiliriz. Bunların içerisinde Kara Şahin var, Cougar var, Chinook var, Deniz Şahini helikopteri var. Bunlar hepsi sözleşmeye haiz projelerimiz. Burada elde ettiğimiz deneyimler ve yurt dışından gelen talepler doğrultusunda biz bir gunpod'u geliştirme kararını verdik. Tabii bu kararı verirken en önemli motivasyonlardan biri de iştirakimiz olan Canik firmasının M2 ağır makine tüfeği yerli imkanlarla kalifiye etmiş olmasıydı. Biz şimdi beraber UNIDEF ve Airos gunpod'u geliştirirken iştirakimiz Canik de M2 silahının hızlı atım versiyonunu geliştirmekte. Şimdi M2 olunca tabii elinizde ihracat kısıtlaması olmayan etkin bir silahınız oluyor. Biz bu silaha uygun tüm aksesuarları grup olarak geliştirme kararı aldık ki bunlardan biri de silah poduydu. Şimdi dünyaya baktığımız zaman 12.7'de kalifiye olmuş bir tane ürün var. Avrupa menşeli bir ürün var. Ve bu ürün şu anda helikopterlere ve döner kanatlı platformlara hitap ediyor. Ve bunun da çoğunlukla son kullanıcılar ihracat kısıtlamalarına maruz kalıyorlardı. Şimdi biz burada bu sistemde sadece gunpod ve silah değil, head-up display'inden federe savaş yönetim sistemine kadar, yer destek hizmetine kadar ve hatta da salanına kadar tümüyle yerli, ihracat kısıtlamasına tabi olmayan bir ürünü dünya pazarına sunmuş olacağız. Bugün birçok operasyon, ki bunlardan biri terörle mücadele olabilir, uyuşturucuyla mücadele olabilir, döner kanatlı, daha doğrusu şöyle söyleyelim, turboprop uçaklarla gerçekleştiriliyor. Çünkü bu tip düşük yoğunluklu operasyonlarda bir jet uçağıyla mücadele etmek çok pahalı oluyor. Ve bu tip uçakların da görev profiline göre bir gunpod ihtiyacı var. İşte biz bu ihtiyaca yönelik bir çalışma yapmak istedik. Çünkü pazarda gerçekten tek bir oyuncu var. Bu oyuncu her isteğe cevap veremiyor. İşte biz o isteklere cevap vermek üzere bu iddialı projeyi başladık. Çoğunlukla baktığımız zaman özellikle Afrika pazarından, Güney Amerika pazarından bu tip pod sistemlerine karşı bu fuarda bir ilgi olduğunu gördük. Çeşitli temaslar sağladık. Özellikle bu podun belli uçak ve helikopterler üzerinde test edilmesi konusunda bazı isterler belirtildi. Bu yeni dönemde bu temaslarımızla ilişkileri sürdürüp inşallah faz 3'te o platformlar üzerinde çeşitli çalışmalar yapacağız. Öyle gözüküyor şu anda. Gunpod'da kullandığımız M2 QCB silahımız M2'nin hızlı versiyonu olarak geçmektedir. Normal M2'den farkı, M2 silahımız normalde rate of fire dediğimiz dakikadaki atım sayısı 450 ile 650 arasında değişmektedir.
Ancak havacılıkta kullandığımız hızlı versiyonunda bunun dakikadaki atım sayısı 800 bin mermi arasında değişmektedir. Çalışma prensibi onun hem aynı olmakla birlikte sadece atım süratinden kaynaklı hedefe angajmanda bize kolaylık sağladığından dolayı özellikle helikopter ve yakın hava savunma desteği sağlayan taarruz helikopterlerinde kullanılmaktadır. M2 silahımızda hem bizim havacılıkta kullandığımız hızlı versiyonda hem de normal M2'mizde kendi normal M33 dediğimiz mühimmatı, bakır gömlekli olan mühimmatı var. Bunun yanında manevra cihazlarımız var. Eğitimlerde kullanmak üzere manevra aparatını takarak manevra cihazlarını, manevra mermilerini kullanabiliriz. Normal şartlarda her bir mayonda 4 normal bir izli mermi vardır. İzli mermisi var, özellikle geceliğin hedef tariflerinde izli mermiyi tercih etmekteyiz. Bunun yanında eğer biz zırhlı araçlara ya da korugan gibi toplu bir hedefin arkasına atmak istiyorsak APU dediğimiz anti-piercing infantry nüfus eden ya da zırh delici özellikteki mühimmatları da kullanabilmekteyiz. Öncelikle gunpod tasarımında içerisinde birçok farklı sistemler barındıran bir sistem. Şu anda kendi içerisinde silah ve dış kabuğundan farklı olarak tetik serenoidi, kurma kolu, sürümleme yatağı, üzerinde ALRF dediğimiz hedefleyici sistem, optik sistem. Bunların hepsi var. Bunların bir de uçak kısmı var. Uçakla bir arayüzü, pilota kadar, pilotun kumandasına kadar götürdüğümüz bir arayüzümüz var. Uçağa herhangi bir sistem entegre ettiğiniz zaman uçakla beraber emniyetli çalışması için gerekli tüm analizleri aslında tamamlamanız gerekiyor. Özellikle kokpitten kontrol edilen ve acil durumlarda jettison dediğimiz bırakma senaryolarında gerçekleştirildiği bazı kriterlere uymak zorundasınız. Burada askeri standartlar önümüze çıkıyor. Bu askeri standartlara uyarak böyle bir tasarıma gitmek durumundasınız entegrasyon kapsamında. 1763 diye bir standart var aslına bakarsanız. Tüm mühimmatlar, tüm dış yüzeydeki ekipmanların testleri için kullanılan önemli bir standart. Bu standartta bize uygun olan kısımlardan oluşan bir test planımız var. Bu test planı helikopter ve uçak olmak üzere iki ayrı paternle ilerleyebilir. Bu potansiyel bir müşteri olması durumunda onların helikopter ve uçaklarında da gerçekleştirebiliriz. Olmazsa bağımsız olarak kendimiz başka bir test platformu üzerinden bazı testler yapacağız. Ana olarak bakarsak tabii ki atış testleri. Balistik bir algoritması var. O algoritmanın çalıştığını, atışın düzgün yapıldığını, atış yapılırken titreşim seviyelerinin ve yapısal dayanımının düzgün olduğunu, bunu taktığımız platformlarda aerodinamik hesaplamaların uygun olduğunu, bu sürükleme kuvveti dediğimiz ne kadar bir sürükleme kuvveti artışı getirdiğini, bunların hesaplarının, bunların testlerinin yapıldığı kısımlar olacak. Bir de ilave olarak az önce belirttiğim jettison dediğimiz acil durumda bırakma, serbest safe separation testlerimiz olacak. Bu testlerle beraber emniyetli biçimde uzun yıllar o helikopter ya da uçağın üzerinde uçmasını sağlamış olacağız.